Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz XFS. Ben bu analizi katıl üyemi isteği üzerine yaptım. Ona gerekli açıklamaları yaptım ama fırsat gördüğüm için dostlar bu analizi sizinle de paylaşmak istedim. Katıl üyelerim de söyledim ama sizinle de paylaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle potansiyeli olan, yükselişi olan ve kar marjı bırakabilecek olan coinleri, özellikle güzel yerlerine gelmiş olan coinleri sizinle değerlendirmenizi istiyorum. Ancak tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Yükselişi birazdan göstereceğim. Ne kadarlık bir yükselişi beklenebilir? Ama şunu söyleyeyim. Kötü yerlerine bile gelmiş olsa kesinlikle teminatsız asla ve asla işlem açmayın. Şu an beklenecek olan nedir? Hocamın sorusu. Hocam bunda ne bekleyebiliriz? Bir, dostlarım şunu bekleyebilirsiniz. Yaklaşık olarak %30'lara kadar, %31'lere kadar, %30'a kadar, %20'ye kadar beklersiniz. Burayı kırıp üzerinde kalıcı olursa diğer beklentiniz şu an gördüğünüz rakam yaklaşık olarak neredeyse 1,5 kat. 1,5 kata yakın. Biz 1,34. 1,34'ünü atalım. Bir kafadan var dostlar. Yani 1'e katlama potansiyeli kafadan var. Buradaki direncini kırması halinde. Daha fazlası da var mı? Evet. Daha fazlası da var dostlarım. Yaptırırlarsa bakın. Bu direnç de tutunabilir de kırarsa çok daha fazlası var. Ne kadar fazlası var? Yaklaşık 5-6 katlık potansiyeli var. Bunu sizinle paylaşmak istedim dostlarım. Aşağısı da var. Bak aşağısını da söyleyeceğim dostlarım. Bakın aşağısı nedir? Bazen şunu yapabiliyoruz. Hocam ben daha çok para yatırayım. Daha çok kazanayım giderse. %35'lik bölümün paramın tamamıyla kazanayım. Bazen dostlar riskleri de görmek lazım. Bazen riskler de vardır. Risk nedir? Aşağıdaki destek noktalarını getirirlerse. Sizin için bakın. Getirirlerse teminat ayıranlar için bir fırsattır. Teminat ayırmayanlar için de bir kayıptır. İlla ki çıkacaktır ama bu yüzden dolayı diyorum dostlarım bakın bu tür her türlü olumsuz gelişmelere karşı riski en aza indirmek için zarara uğramamak için teminat ayıran için her türlü %35 ile yaklaşık 1'e katlama potansiyeli dibe gelirse daha fazla bakın aşağılara gelirse bu potansiyel çok daha fazla olacaktır. Ne kadarlık fazla olacaktır? Neredeyse 2'ye katlama hatta 3'e katlama potansiyeli olacaktır. Bu fırsatları da yakalayabilmek adına teminat, teminat, teminat diyorum ve teknik analize geçiyorum. Her zaman yaptığım gibi dostlar teknik analize geçmeden önce videolara like'ınızı eksik etmeyin. Abone değilseniz abone olmayı mutlaka ihmal etmeyin dostlarım. Yeni videolardan, yeni fırsat analizlerinden mutlaka faydalanmak için de bildirimleri mutlaka açın. Bildirimleri açmadığınız zaman böyle fırsat videoları olduğu zaman kaçırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hocam siz alacak mısınız? Benim param yok dostlarım ya. Samimiyetle söyleyeyim. Param olsaydı değerlendiririm. Dediğim şartlarda değerlendiririm. Bu nokta benim için uygun yer derim. Aşağıda zaten kötü yerine çok fazla gelmiyor. Bakın. Temas bile etmemiş. Çok nadiren temas etmiş. Hemen toplamış. Aynen burada görüldüğü gibi. O yüzden dolayı da güçlü destek noktaları. Bakın. Yükselişleri nerede yapmış dostlarım? Şu an sizde analiz yaptığım noktada yapmış. Ne yapmış? Onu da göstereyim hemen. Bakın ne yapmış? Yükselişte paranızı 1'e katlamış. Bakın ne yapmış yükselişlerde? Küçük yükselişleri de baz alacağım. Şuradan başlayacağım. Ne yapmış? Paranızı 1,22 kat, 21 kat yükseltmiş. Ne yapmış? Şu küçükleri de sayalım. 154 oranını artırmış. Büyük yükseliş. Bakın destek aldığı nokta. Aynı nokta dostlarım. Aynı nokta. Aynı trend çizgisi. Ne yapmış? Paranızı 22 kat yükseltmiş. Ve ben böyle güzel potansiyelleri görünce sizinle paylaşmak istiyorum. Siz bana değer veriyorsunuz, izliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Ben de size değer veriyorum ve kazanmanızı istiyorum. O yüzden dolayı bu analizleri yapıyorum dostlarım. Yani özellikle gördüklerim fırsatları sizinle de paylaşıyorum. Benim özel gruplarım var, katıl üyelerim var. Onlarla ilgili sordukları analizleri yapıyorum. Hatta özel çalıştığım arkadaşlar da var. Onların müsaadesi olursa diğer bu tarz videoları da paylaşayım derim. Öbür arkadaşlarla da paylaşayım mı? Çünkü onlarla özel çalıştığım için. Paylaş diyor. Paylaşmak güzel şeydir. Onlar da çok iyi kalpli insanlar. Hepsi de birbirinden değerli insanlar. Sizinle de paylaşıyorum dostlarım. Ama bir daha söyledim. Bir daha söylemek gerekiyor. Çünkü aşağıdaki noktalara teminat ayırırsanız kazancınız fazla olur. Düşmeleri sizin umurunuza olmaz. Evet bunları da dedikten sonra destek ve direnç noktaları verelim. Dediğim gibi fırsatları yakalayacaksınız dostlarım. Alacaksınız, atacaksınız kenara, bekleyeceksiniz. Neyi? Zamanı. Şartları siz şöyle örnek verebilirsiniz. Tohumu ekersiniz tarlaya dostlarım. Gerekli işlemler yaparsınız. Geriye ne kalır? Sadece beklemek ve sabır. Burada da aynı şeydir. Güzel şartlarda değerlendirirseniz
Teminatınızı da ayırırsınız. Artık geriye beklemek kalır, arkaya yaslanıp beklemek kalır. Kar boyutunu belirlemek kalır. Olay budur. Bizim burada yaptığımız aslında şu andaki analizler bu. Bakın dostlarım, niye? Temas ediyor, tekrar topluyor, gördünüz mü? Önemli bir yer çünkü burası. Çok önemli bir yer. Güzel potansiyelleri de var. Bu hisse ile ilgili temel analizine de baktım dostlarım. Yani bilgilerini de inceledim. Farklı durumlar var. O durumlar düzeldiği zaman çok daha güzel yerlere gidecek. Şu düşüşler bir fırsattır. Her düşüş aynı zamanda değerlendirilmesini bilene bir fırsattır. Yukarıdaki direnç noktası, karşılaşacak direnç noktası 28.15. Bu arada bu dolar grafiği dostlarım. Kırması halinde 28.90. İşte bizim için önemli nokta. Önemli nokta nedir dostlarım? 33. 0.4'ü kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. İşte 33 0.4'ü kırıp üzerinde kalıcı olsa işin rengi tamamen değişir. Çok değişir. Hatta benim böyle bir yaptığım analiz vardı. Takip edememişim dostlarım ya. Bakın kanalı kırıyor, ondan sonra 3'e katlamış. Kanaldan itibaren 3'e katlamış. Düşünün. Hangisiydi unuttum ama belki analizini yaparım. Özellikle katıl üyelerimi attı. Biz bunu nasıl kaçırdık falan diye üzüldük. O da buna benziyordu biraz. Aşağıdaki destek noktaları. 25-45. Dostlarım bu arada katıl destek üyelerim. Bak size mesaj atıyorum. Siz bana mesaj atın. Instagram'dan ulaşın. Fırsat bulunca mutlaka görürsem size dönüş yaparım. Siz de gruplarımızı alabiliriz. En azından böyle güzel fırsat videoları oluyor. Onlarla paylaşabiliyorum. Her zaman burada video çekemiyorum ama onlarla böyle kısa videolar çekip atıyorum öyle. Hisseleri ve coinleriyle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar için de elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz de tabii o fırsatı maalesef ki bulamıyoruz. Şu an çektiğimiz zaman görüşebiliyoruz ancak. O da tek taraflı bir görüşme. Siz yorum yazarsanız yorumlara bakıyorum zaten. 24.73. 24.73 de kırılırsa bir sonraki güzel destek noktası yakalayabilene güzel bir fırsattır. 22.57. Dostlarım değerlendirmesini bilene her türlü düşüş fırsattır. Her türlü yükseliş de aynı zamanda bir kazançtır. Bizim işimiz böyle değil dostlarım. Yani yükselen, giden coinlerin ya da hisselerin peşinde koşmak değildir. Ben onu takipçilerimize söylüyorum. İnşallah onlar da bunu böyle bir felsefe haline getirecekler. Çünkü arkadaşlar giden riski doğurur. Adam zamanla almıştır şu an bizim yaptığımız gibi, yapacağımız gibi. Almıştır, bekliyordur. Belki 2'ye katlamıştır, belki 3'e katlamıştır. Onun sattığı noktada siz alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Zararı peşin kabul ediyorsunuz. 28-15. Kırması halinde 28.90. Bunlar dolar dostlarım. Türk lirası değil. 33.04. 25, 45, 24, 73, 22 dedim değil mi? 22.57, 23.57, 23.57. Evet dostlarım, söyleyeceklerim bu kadar. Fırsatı değerlendirene inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Farklı videolarda görüşürüz dostlarım. Son bir hatırlatma daha. Like'ınızı eksik etmeyin. Abone değilseniz abone olun. Mutlaka bildirimleri tıklayın dostlarım. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar.